Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şu anda saat 11.30 civarı bu videoyu çekiyorum. Canlı yayına 12'de girmeyi planlıyordum ama birazcık işlerimle alakalı bir sıkışıklık söz konusu. O yüzden hemen kaydedeyim, yükleyeyim, size ulaşsın istiyorum. Canlı yayın saatinde ulaşmış olacaktır arkadaşlar. Bu arada bugün saat 15'te Levent abiyle Investor Coin'le beraber teknik analiz sohbetleri programımızın yeni bölümüyle kripto Sosi'de karşınızda olacağız. Saat 20'de de kripto mevsimi Kerem'le beraber Onchain sohbetleri programımızın yeni bölümüyle yine kripto Sosi'de sizlerin karşısında olacağız arkadaşlar. Bunu da duyurusunu yaptıktan sonra hemen içeriğimize geçebiliriz. Kripto para piyasa değerimizin 2.5 trilyona çok yaklaştığını görüyoruz. Dünden bugüne hemen hemen %5'lik bir artış söz konusu. Bitcoin'de 1 trilyon doların üstündeyiz. Dolayısıyla 1 trilyon dolar bundan önce direnç olarak çalışmıştı. Şu anda destek olarak çalışmaya devam ediyor. Bu elbette bizler açısından sevindirici. Ethereum'un ise bu toplam paranın 427 milyar dolarlık kısmını temsil ettiğini görüyoruz. Şimdi hemen teknik analizle devam edeceğim. Arkadaşlar söyleyebileceğim ekstra aslına bakarsanız bir şey yok burada. Dün anlattığım her şeyin sadece bir üstünden geçeceğim. Dün hatırlayacağınız üzere buranın dün ve bundan önceki videolarda hatırlayacağınız üzere buranın kuvvetli bir direnç alanı olduğunu konuşmuştuk. Burası derken 59.100 ile 57.200 seviyesini kastediyoruz. Nitekim dünden önceki gün buradan reddedilmiştik. Dün de satışlar geldi. Hatırlayacağınız üzere iki tane destek alanından bahsettik. Bir şu tepelerden dolayı 55.000 seviyesi. Biz dün videomuzu çekerken onun altındaydık ama günlük kapanış kadar bu alanı yitirdik diyemeyiz demiştik. 55.000 seviyesinin altına iğne atmış olsak da bu desteği yitirmediğimizi görüyoruz. Ama tekrardan dirençteyiz. Çok belirleyici bir şekilde burada bir hareket olmadığını görüyoruz. Ne zaman buranın kırıldığını düşüneceğiz. 59.100'ün üstünde bir günlük kapanış geldiği zaman buranın kırıldığını düşüneceğiz. Ama bu tip kuvvetli alanlarda ben genelde 2 gün üst üste kapanış bekliyorum ki teyit etsin arkadaşlar. Çünkü buralarda çok net olabiliyor. Üstünde günlük kapanış geliyor. Ertesi gün bütün gün satışlarla geçiyor. Fake out oluyor. Onu o zaman değerlendireceğiz. Ama şu anda bu direncin altında fiyatın dün bir toparlanma, bugün ise yatay bir hareket gösterdiğini görüyoruz. Burada zaten Bitcoin artık momentumu yitirmeye başladığında, bir yatay hareket olduğunda, bu yatay hareket 52 bandına kadar uzanacak. Şöyle geniş bir yatay hareket de olsa altlara sıra gelecektir diye düşünüyoruz ki dominans da zaten göstereceğim. Bu sıranın da gelmeye başladığının işaretleri var. Bitcoin'in momentum yitirdiğinin işaretleri de var. Bu momentum yitirmeye şöyle de bir göz bakalım arkadaşlar. 4 saatlikte çok fazla değerlendirme yapmıyorum RSI'da, biliyorsun ki hiçbir şey de yapmıyorum. Ama burada konuşmak istiyorum. Bakın şu 52.000'i kuvvetli kırdıktan sonra her ne kadar fiyatta yükselen tepeler yapsak da RSI'da alçalan tepeler yapıyoruz. Yani kısa vadeli Bitcoin momentumunun azaldığını bize gösteren önemli bir teknik gösterge olduğunu düşünüyorum. Burada reddedim dediğim gibi yukarıya kırma senaryosunu anlattım. Altında 57.200'ün altında bir günlük kapanış gelmesi durumunda da 55 ve 52.000 seviyelerini izleyeceğim. Bu alandaki hareketler aşağı yönlü hareketler. Elbette altcoin'leri de beraberinde aşağı çekse de bu alandaki yatay hareketlerin Bitcoin'in momentumu yitirmesinin altcoin'lere yarayacağını düşünmeye devam ediyorum. Şimdi gelelim Ethereum'a. Ethereum'da da alanlarımda bir değişiklik yok. Halen daha her ne kadar an itibariyle 3619-3565 direncimin üstünde olsam da henüz üstünde günlük mum kapatmadım. Günlük mum kapattığımda bugünlerde denemem durumunda 3870 seviyelerine denk gelen şu alçalan trend hattını direnç olarak izleyeceğim. Bunun altında zaten EMA'larımın destek olduğunu söylemiştim. 13 gün önce de öyle oldu, dün de öyle oldu, bugün de öyle olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burası dün burada, dünden önceki gün ve ondan önceki gün, özür dilerim, buranın çok kuvvetli destek verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla teknik anlamda öngörülerimizin, izlediğimiz alanların son derece iyi çalıştığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar dominans 2 gündür Bitcoin'in düşme trendiyle beraber düşmesinin pozitif olduğunu söylemiştik. Bugün ise Bitcoin yükseliyor, yükselmeye çalışıyor, yatay hareket ediyor ve dominans düşüyor. Yani bu şu anda zaten altcoin'lerde de işte
dünden itibaren bir belde mesela bir hareket benim dikkatimi çekti. Altcoin'lerde irili ufaklı hareketler görüyoruz şu anda. Şu anda dolayısıyla Bitcoin'in yataya girdiğinin izlenimini piyasa okumaya başladı gibi gözüküyor. Bu böyle devam ettiği müddetçe, o bant aralığında da hareketler devam ettiği müddetçe bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Bu anlamda hiçbir değişiklik olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ama buradaki teyit, en önemli teyit, %45'in altında bir kapanış gelmesiyle olacak dominans tarafında. Şimdi temel analize hemen geçiyorum. Yan yan hesabı Glassnode'un önemli analistlerinden bir tanesi. Realized Hold Ratio diye bir on-chain metriğimiz var arkadaşlar. Çok detayına girmeyeceğim ama bu on-chain metrikte yatay bant aralıklarında gördüğümüz hareketlerde bize net bir şekilde akümülasyon, yani mal toplandığını gösteriyor ki 8 aydır bu yataylığın devam ettiğini görüyoruz ki bu metrik özelinde ben şu Mayıs-Nisan seviyelerindeki zirvenin nihai zirve olmadığını da tasdik etmiştim size. Bir Twitter flu'du atmıştım Mayıs aylarında, hatırlayacağınız üzere bu akümülasyon sinyalleri devam ediyor. Bu tip yatay akümülasyonlardan sonra irili ufaklı her zaman yükseliş görüyoruz. Burada olduğu gibi yükseliş görüyoruz. Yukarıdaki siyahlı fiyat. Dolayısıyla bu akümülasyondan sonra burada da tekrardan bir yükseliş dalgasını beklememiz için bir sebep yok. Zaten şu anda Nisan ayında yaptığımız all time high 65.000 seviyelerinin %14-15 altındayız sadece. Dolayısıyla all time high'a da yaklaştık arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Borsalardaki Bitcoin miktarları üzerinden bir on-chain metriğimiz var. Balance on exchanges diye bütün borsaları kapsıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz alanın en son Ağustos 2018'de gördüğümüz alan olduğunu, yani borsalarda en son Ağustos 2018'de bu kadar az Bitcoin varmış ama tabii ki 2018 yılında bir yükselen trend varken, yani oralara çıkmış, şu anda düştüğümüz seviye bu. Mart 2020'deki büyük düşüşte çok ciddi bir artış görmüştük Bitcoin miktarlarını borsalarda. Ondan beridir %21'lik bir düşüş var. Sadece Mayıs ve Temmuz aylarında bir artış gördük ki Mayıs'ın sonu gibi bu artış geldi. Genelde dipteyken geldi. Yani burada dipteyken çok ciddi bir şekilde borsalara Bitcoin yollandı ama o yollanan Bitcoin'ler çok ciddi alıcı da buldu. Ondan sonra zaten piyasanın toparladığını gördük. Bu şu anlamda önemli. Yani Bitcoin'lerin borsaya girişi, evet fiyat yukarıdaysa bir olumsuzluk göstergesi ama fiyat diplerdeyken gidiyorsa paniği gösteriyor ve aslına bakarsınız ondan sonra eğer alıcı da bulunuyorsa, ki bu seviyelerde bulunmaması mümkün değil, fiyatı yukarı yönlü götürüyor. Bunu bir teyit edecek on-chain metrikta exchange net position change var arkadaşlar. Onda da Mayıs ve Temmuz aylarında ciddi bir artış var. Ondan beridir düşüş var. Şu anda yani en dibi bunun 100.000 ayda 100.000 Bitcoin'in çıkması. Şu anda o dip seviyelerde değiliz ama negatiflerdeyiz. Yani şu anda aylık 20.000 Bitcoin borsalardan çıkıyor. Borsalardan çıkış trendinin devam ettiğini görüyoruz. Haberler bölümüne geçiyorum arkadaşlar. Uzman Coin eş zamanlı olarak bunu paylaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto paralar şu anda hiçbir varlık tarafından desteklenmese de ödeme aracı olarak kullanılabilirler. Ancak petrol ya da diğer ana enerji kaynaklarının ticaretinde kullanılması için erken olduğunu düşünüyorum. Önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü Putin Rusyası genelde kritize ederek bu meseleye yaklaşan bir taraftı. Şu anda en azından olumlu gördüklerini, sadece belli alanlar için yeni olduğunu ifade ediyor. Bunu aşağıya linkini koyacağım. Bu flu'du okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Amerika tarafıyla devam ediyoruz. Şöyle ki ARK Investment'ın ve aynı zamanda Valkyrie'nin ETF başvurularında bazı güncellemeler yaptığına dair bir haberimiz var ki Valkyrie'nin özellikle dosyasında yaptığı güncellemeyi aşağıda bir analist Eric Balkunas şöyle değerlendiriyor. Genelde bu tip değişiklikler oluyorsa, işte ETF'in isminde bir güncelleme oluyorsa, bu genelde iş bitmeden önce gördüğümüz bir şey diyor. Yani işin bitmesine çok az kaldığını ifade ediyor bu göstergeler doğrultusunda. Şimdi ama şöyle ki arkadaşlar,
ETF konusunda bu senenin sonuna kadar, yani bu haber artık çok az kaldığını ifade ediyor. Bloomberg'in ETF analisti Eric Balkunas, tam bahsediyoruz, tweet'i atan da o, kendisi çok az kaldığını söylüyor. Yani her an bir ETF onayı gelebileceğini söylüyor, ama başka bir analist ise bunun 2022'de muhtemelen gerçekleşeceğini söylüyor. Yani 2021 bitmeden gerçekleşmeyeceğine inandığını ifade ediyor. Bunun da regülasyonlar tarafında bir belirsizlik olmasına bağlıyor. Ben açıkçası bu sene bitmeden en az bir Bitcoin ETF'in onaylanacağını ve bu sene bitmeden yeni zirveler olacağını sizlere aylardır hep ifade ediyorum. Halen aynı yerdeyim. Dolayısıyla bu görüşümde hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Amerika Birleşik Devleti merkezi Stronghold isimli madencilik firması, ki dev firmalardan bir tanesi arkadaşlar, şu anda 100 milyon dolarlık bir satış yapacakmış. 6 milyon adet hisse senedini Nasdaq'ta bir ön satışla halka arz edecekmiş şirketini. Bunlar gerçekten önemli haberler. Finansal anlamda endüstrinin ne kadar büyüdüğünü ve ne kadar mevcut finans dünyasına entegre olduğunu görmemiz açısından önemli. Miami, biliyorsunuz, Miami Belediye Başkanı'nın böyle çok radikal adımlarıyla Bitcoin'le anılan bir şehir oldu. Şöyle ki, kendisi Şubat ayında, yanlış hatırlamıyorum, evet, Şubat ayında kendilerinin belediye meclisine bir kanun taslağıyla gittiklerini, bu kanun taslağında geçmesi durumunda işçilerinin maaşlarının istenmesi durumunda, yani isteyen işçiler için Bitcoin'le ödeyebileceklerini söylediler. Bu anlamda da tabii ki kendi hazinelerinde Bitcoin tutmaları anlamına geliyordu. Şubat'tan beridir oradan bir ses çıkmamıştı ama şu anda tekrardan gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde muhtemelen arkadaşlar bunun onayı da gelecek. Bu da dünyada bir ilk olacak. Şöyle ki, zaten kendilerini, yani Miami'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın kripto merkezi yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Gerçekten ama bu iddiada tek değil. Şöyle ki, Texas'ın valisi de dün katıldığı bir programda, bir söyleşide arkadaşlar, Texas'ı Bitcoin için, özellikle Bitcoin için dünyanın bir numaralı yeri, bir numaralı eyaleti yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Miami ile Texas eyaleti arasında bir rekabet söz konusu gibi duruyor arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Saat 15'te ve 20'deki en başta belirttiğim programlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.